İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hayrettin Nuhoğlu. Süremiz 3 dakika Sayın Nuhoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken selamlarımı sunuyorum. Halkların Demokratik Partisi'nin Kürtçe eğitim verilmesinin olumsuz etkisi ve sonuçlarının araştırılması hakkındaki grup önerisini yersiz ve mesnetsiz buluyor ve destek vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Anayasamızın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddelerinden birisi devletin dili Türkçedir. Aynı zamanda üniter yapımızın korunması için dil birliğinin önemini de hatırlatmak istiyorum. Adalet ve hukukun yok sayıldığı, ekonominin IMF kapılarına dayandığı, iç ve dış siyasal olayların zirvede olduğu bir dönemde bu konular üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, Trabzonlu bir İstanbul milletvekili olarak Esenler Belediye Başkanı'nın Trabzonlarla ilgili söylediklerinden dolayı şiddetle kınıyor ve kendisini derhal özür dilemeye davet ediyorum. Aynı zamanda AKP'nin aslen Trabzonlu olan bir eski il başkanı, İstanbul il başkanı ve Trabzonlu olması hasebiyle ifade ediyorum. İstanbul milletvekilinin Türk olmaktan AKP sayesinde Türk olmaktan kurtulduk demesini de bu vesileyle esefle kınıyorum. Aslında Esenler Belediye Başkanı aynı zamanda bir anayasa suçu işlemektedir. Bu cahil bir FETÖ'cüye benzemektedir. Söylediklerine katılmayan AKP'lileri de uyarmak istiyorum. Bu densize gereken ders verilmelidir. Değerli arkadaşlar, aslında ben söz alırken önergeden sonra Başakşehir'de olan olayla ilgili konuşmak istiyordum. Biliyorsunuz dün Başakşehir'de bir istinat duvarı çöktü, bir ölü bir yaralı. Bu kürsüde en az 3-4 defa bu konuyu dile getirdim. Bir de araştırma önergesi verdik. Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan o binadan sonra biraz daha fazla dikkatler çekildi ama işte bakın, Başakşehir'den önce geçen hafta Esenyurt'ta olan olayı hatırlatmak istiyorum. Geceyi dışarıda geçiren yüzlerce insan, ondan bir hafta önce toparlayalım Sayın Oğlu. Buyurun. Kağıthane'de çöken binayı ve o binadan sonra yıktırılan diğer binaları ve geriye doğru Üsküdar'da, Ümraniye'de, Beyoğlu'nda, İstanbul'un pek çok yerinde çöken binalar, çöken istinat duvarları, ölenler, yaralananlar ve büyük ölçüde maddi kayıplar. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da çökmeyi bekleyen binlerce değil, on binlerce binadan söz ediyorum. Çökmeyi bekleyen yüzlerce istinat duvarından söz ediyorum. Bunların bir tek sebebi vardır. Mühendisler devre dışıdır. Bu işlerin çözümünün tek yolu vardır. Mühendis odaları, teknik üniversiteler çözüm ortağı yapılmalıdır. Belediye yönetenlerin hepsine bir kez daha ikaz etmek istiyorum. Mühendisler bu işlerin çözüm ortağı olmalıdır ve İstanbul böyle tehlikelerle karşı karşıya yaşayamaz. Bu devam edemez. Hepinizi